Günaydın. Günaydın, günaydın efendim. Günaydın. Oturun. Oturun diyor kendileri. Bu çelengin işi ne sınıfta? Gitmiyor muyuz hocam? Nereye? Mezarlığa. Ne işimiz var mezarlıkta? Aşk olsun hocam. Koskoca edebiyat öğretmeni Tevfik Fikret'in ölüm yıl dönümünü nasıl bilmez? Bugün Tevfik Fikret'in ölüm yıl dönümü müydü? Tabii, bizim edebiyat bilgimiz biraz kıttır ama bir tek şeyi çok iyi biliriz. Şairlerin ölüm tarihlerini. Sizden iyi olmasın ama eski edebiyat hocamız bu işlere çok meraklıydı hocam. Ömrümüz mezarlıklarda geçti. Bana başka bir günmüş gibi geliyor. Her neyse, ben gidip Mahmut Bey'e haber vereyim. Hocam, Mahmut hocanın haberi var, çelengi bile kendisi yaptırdı. Peki öyleyse, buyurun gidelim. Kapıyı Veysel efendi. Hayrola hoca hanım, nereye gidiyorsunuz böyle? Tevfik Fikret'in mezarını ziyaret. Yakınınız mıydı efendim? Başınız sağ olsun. Hayrola Mahmut Bey, Hababam sınıfını merasime mi yolladınız? Ne merasimi efendim? Vallahi biraz evvel Semra hoca önde çıkıp gittiler. Ya. Ya. Beni de çok güzel selamladılar, hoşuma gitti. Ama böyle merasimlere kız çocuğu yerine benim gitmem daha muvafık olmaz mı? Biliyorsunuz İstiklal Savaşı'nda... Mahmut Bey. Buyurun Akil Bey. Hababam sınıfı gene yerinde yok galiba. Acaba ben derslerimi karıştırdım? Karıştırmadınız Akil Bey, karıştırmadınız. Şampiyon! Şampiyon! Gelin bakalım koca haytalar, hoş geldiniz. Veysel efendi, Semra hocayı gördün mü? Görmez olur muyum? Sizden beraber gitti, sonra da ağlayarak döndü. Mahmut hoca, Mahmut hoca bizi sordu mu? Yo. Hadi gidelim. Niçin onlara inandım da gelip size sormadım? Yeter artık kızım, kendini yedin bitirdin. Ne yapayım efendim, affedemiyorum kendimi. Size karşı beni mahcup ettiler. Durma üstünde bunların. Bir de hiçbiri yetmiyormuş gibi gözümün içine baka baka beni de maça davet ettiler.